Ay şahane oldu kız. En az 200 like. Ali Asif Hoca sağ olsun. Bu ne romantizm arkadaş. Ali Asif Hoca resmen çıtayı arşa çıkardı. Yok böyle bir adam. E var işte bir tane. O da Eylül Hoca'ya nasipmiş. Allah ayırmasın, vallahi çok yakışıyorlar. Ne ayırması kızım? Ali Asif Hoca gibi bir sevginin olacak ve ayrılacaksın. Deli olması lazım insanın. Ama Eylül Hoca da bir tane. Ya orası öyle. Demek öyle. Eylül için demek ha? Hı? Bu yüzden benim telefonlarım açılmıyor demek. Çok romantik ya. Çok romantik. Gerçekten çok romantik. Al sana mutlu çift. Al sana mutlu çift. Nasılsın? Neden geç kaldın? Anlamadım. Nazlı kahvaltı edeceğim diye çıktım. Neredesin bu saate kadar? Hava almaya çıktım Can. Ha hava almaya çıktın. Ben seni burada nefessiz bıraktım çünkü değil mi? Hayır Can. Sadece biraz hastaneden uzaklaşmak istedim. Ne var bunda? Biraz da güzelleşmek. Saçlar falan. Nereden esti? Bir görüşmem var. Düzgün görünmek istedim biraz. Ha görüşmem var demek. Hayırdır kiminle? İş görüşmesi. Tamam sonra konuşuruz. Neden sonra canım? Bak gördüğün gibi bayağı bir zamanım var benim burada. Niye şimdi değil yani? Ayrıca kim için bu çabalar böyle? Ne demek şimdi bu? Yani Ali Asaf için falan değildir umarım. Onun için güzelleşmemişsindir. Gerçekten senin tümörde falan değil, beyninde, düşüncelerinde bir sıkıntı var. Keşke onları da tedavi ettirebilseydik. Demek doktorluğa geri dönmek istiyorsunuz. Hem de onca yıldan sonra. Evet. Özellikle bu son yaşadığımız olay bana bunu fark ettirdi. Evet ben çocukları ve öğretmenliği de çok seviyorum ama anladım ki benim ait olduğum yer hastane. Çok jenerik bir cümle olacak belki ama. Neden bizim hastane? Çünkü burada çok değerli hocalar var. Başta Ali Asaf. Tatsız kral Ali Asaf. Kimsenin cesaret edemediği bir ameliyatı sorunsuz başardı. Ben eskisi gibi yan yana çalışmayı çok isterim kendisiyle. Siz nereden tanışıyorsunuz? Ali Asaf benim eski eşim. Eski eşiniz mi? Ali Asaf sizin eski eşiniz mi? Evet. Çok garip bir tesadüf değil mi? Yani eski eşime şimdiki eşime ameliyat etmesi. Biliyorum biraz tuhaf bir durum. Çok güzel bir durum. İşe alındınız Nazlı Hanım. Sizi hastanemde görmek benim için büyük bir zevk olacak. Benim için de bu işbirliği çok güzel olacak hocam. Teşekkür ederim. Ben o zaman şimdilik müsaadenizi isteyeyim. Görüşmek üzere. Görüşeceğiz. Sinan Bey, hastane kapısından haber verdiler. Melda Hanım'ın babası Macit Bey gelmiş efendim. Tamam, hemen ilgileniyorum. Can seni mi aradı? Enteresan. E tamam canım, ne isterse düşünsün artık, ne yapayım yani? Hayır anne, başka bir sebebi yok. Ne yani, doktorlar geri dönüyorum işte, sen de istemiyor muydun? Tamam, tamam ben arayacağım seni anne, hadi benim işim var şimdi. Hadi bay bay. Selam.
Sana çok güzel bir haberim var. Doktorluğa geri dönüyorum. Eski zamanlardaki gibi. Yine yan yana olacağız. Ne oldu sen? Pek sevinmedin sanki. Benim yüzümden mi? Ne demek şimdi bu? Benim yüzümden mi bu kararı verdin? Hayır. Tabii ki de. Nereden çıktı şimdi? Nereden çıktı? Bak Nazlı. Meslektaşız. Saygı duyuyorum. Ama uzun zamandır öğretmenlik yapıyorsun, değil mi? Yıllar sonra seninle burada karşılaşıyoruz. Boşanmak üzere olduğun eşine ameliyat ediyorum. Ve sen benimle hiç alakasının olmadığını söyleyerek doktorluğa geri dönme kararı alıyorsun. Kesinlikle. De benim doktorluğa geri dönmem seni niye bu kadar rahatsız etti? Kafana karışmasından mı korkuyorsun yoksa? Bu söylediğine gerçekten inanıyor musun? Güzel. Ben de öyle düşünmüştüm. Gel. Müsait miydin? Maalesef Nazlı. Taburcu etmem gereken birkaç hastam var. Gel çıkalım. Biz gidiyoruz. Daha doğrusu yanlış söyledim. Can gidiyor. Gitmek istedi. Bu hastanede kalmak istemiyormuş. Anlıyorum. Ali Asat, ben çok teşekkür ederim. Sen Can'ın hayatını kurtardın. Benim de hayatımda yeni bir sayfa açmamı sağladın. Çok teşekkür ederim. Gideceği hastaneye transfer işlemlerini başlattınız mı? Tabii tabii. Sinan Bey o kısımla ilgileniyor. Güzel. O zaman size tekrar geçmiş olsun. Ali Asap, bu ameliyatın senin için çok zor olduğunu biliyordum. Ama bu ameliyatı senden başkasını yapamayacağını da biliyordum. Yine beni şaşırtmadın. Teşekkür ederim. Sen ne yaptığını sanıyorsun ya? Eski alışkanlık diyelim. Çok takılmayalım istersen. Ne demek takılmayalım Nazlı? Bir daha sakın böyle bir saçmalık yapma. Tamam mı? Sakın. Tamam, masum bir öpücüktü. Bu kadar abartma. Masum. Benim masumca aşık olduğum bir kadın var. Anladın mı? Anladım. Sen bunu çok sık tekrarlıyor olabilir misin acaba? Bak, nasıl bir kafa karışıklığı yaşıyorsun bilmiyorum. Ama ikimizin tekrar bir araya gelmesi imkansız. Yaz bunu aklına. İmkansız diye bir şey olmadığına beni inandıran sensin. Bu saatten sonra da aksine inanmam pek mümkün görünmüyor. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak için bildirimleri açabilirsiniz.